biraz görüş almak üzere de Arda Coşar'a döneceğiz efendim. Hemen kendisine hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Arda, istersen önce yurt içiyle başlayalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksini konuşabiliriz. 1200 puan seviyesini aşmış durumda ve hafta başından bu yana. Burada da bir kalıcılık sağlayacak gibi görünüyor. Bununla beraber rakamlara baktığımızda bankacılık tarafında örneğin dün yine %4'ün üzerinde bir yükseliş durumu söz konusuydu. Burayı biraz yorumlayalım mı? Yani Borsa İstanbul kanalında durum nasıl? Ve bankacılık için bu yükseliş yatırımcı ilgisi olarak yorumlanabilir mi? Yabancı yatırımcı ilgisi olarak. Tabii aslında Borsa İstanbul'a daha pandemi döneminden bu yana, Ocak ayından, Şubat ayından bu yana bakarsak aslında bankacılık endeksini çıkarttığımız zaman sanayi endeksi yükseldi. Rekor seviyelere geldi, hala da rekor seviyelerde. Buna mukabiline perakende sektörü, teknoloji sektörü gibi bazı sektörlere baktığımız zaman yine Borsa İstanbul tarafında bunlar rekor kırdı. Aslında dünya borsa rekor kırdı ama Borsa İstanbul'un alt sektörleri de sanayi, perakende ve teknoloji gibi sektörlerde rekor kırdı. Ama Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin yeni rekorlara gidememesini veya yurt dışında beraber yükselememesinin en büyük sebebi bankacılık sektöründeki negatif ayrışmaydı. Şimdi atılan son dönemdeki adımlar, hem BDDK tarafındaki hem de Merkez Bankası tarafındaki atılan normalleşme adımları, yanı sıra bankacılık sektörünün özellikle de üst kontrol olması, ilgi çekecek seviyede kadar üst kontrol olması yatırımcıları son dönemde bankacılık sektörüne çektiğini görüyoruz. O tarafa bir ilgi geldiğini görüyoruz. Bunda tabii dediğim gibi para politikasında ve BDDK'nın aldığı kararının da etkisi var. Yani şu ana kadar reel sektörle, Borsa İstanbul'da reel sektörle bankacılık sektörü oldukça ayrışmıştı. Bankacılık sektörü negatif taraftaydı. Son dönemde alınan kararlarla beraber iskont olan bankacılık sektörüne bir ilgi olduğunu görüyoruz. Ve bundan sonra ne olur? Sanayi sektörü ve diğer sektörler zaten yükseldi Borsa İstanbul tarafından. Bundan sonra muhtemelen Borsa İstanbul tarafını yukarı doğru sürükleyecek olan sektör bankacılık sektörü olacak gibi görünüyor. Zira fiyatlama açısından, iskonto açısından reel sektörle bankacılık sektör arasında çok ciddi bir makas oluştu. Bu makasın tamamıyla kapanmasını beklemiyorum ama ancak nispeten de olsa azalmasını bekliyorum. Bu da tabii doğal olarak Borsa İstanbul'u yukarı doğru sürükleyecek etmenlerden olacaktır. Yani şu ana kadar bu seviyelerde 12 binlere sanayi sektörü öncülüğüne geldi. Bundan sonraki yukarı doğru hareketler muhtemelen bankacılık sektörü öncülüğünde olacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan bankacılık sektörüne ilgi geldiği için Borsa İstanbul'da daha yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyorum. Tabii ki bazen yurt dışına paralel veya jeopolitik risklerden dolayı satışlar gelebilir, kar satışları da gelebilir. Ama düşüşler daha çok alım fırsatı olarak kullanılır ve bankacılık sektörü öncülüğünde Borsa İstanbul'da yukarı yönlü seyirler önümüzdeki dönemde görebiliriz diye ekleyebilirim. Biraz halka arz kısmını da konuşalım mı dilersen? Çünkü o tarafta bir hareketlilik durumu söz konusu ve şimdi 1200 sınırını geçen bir Borsa İstanbul var. Hani sanki biraz daha salgın etkilerini azaltmış gibi görünüyor. Bununla beraber halka arzlarda bir hareketlilik var ve kurumlar vergisiyle ilgili de bir değişiklik var. Halka ilk defa %20'si ve sermayesinin %20'si ve daha üzerinde halka arz gerçekleştirilecek olan şirketler için 2 puanlık bir indirim durumu söz konusu. Ve bir taraftan MKK nezdinde ki mesela menkul kıymet değerine baktığımızda orada da 2 trilyon lirayı aşan bir seviye var. Yani yerli yatırımcının ilgisi zaten pandemiyle beraber artmıştı borsaya. Bundan sonraki süreçte genel anlamda yani hem yatırımcı tarafını konuşacak olursak hem de borsanın gidişatını konuşacak olursak sık sık iskontolu olduğundan bahsediyoruz. Yurt dışındaki gelişmeleri biraz daha oraya paralel ilerliyoruz bu süreçte ve COVID-19'a dair gelişmeleri çok lineer düşünecek olursak hani ciddi sürpriz bir gelişme beklenmeyecek olursa bu seneyi nasıl kapatacağız Borsa İstanbul kanadında nasıl bir seyir olacak sence? Şöyle söyleyeyim, bir kere MKK'da yeni rekorların kırılması, yatırımcı bakiyeleri ilgili yeni rekorların kırılması normal. Pandemi döneminde Borsa İstanbul'u yurt içi yatırımcılardan ciddi bir ilgi geldiğini gördük. Ki Borsa İstanbul'a da bakarsak yani tarihi zirve seviyesine yine yakın bir yerde. Yani 1200 seviyelerinde, 1250 civarında zirve seviyesi, 1200 seviyesine yani zirve seviyesine yakın bir yerde. O yüzden rekor olması doğal diye düşünüyorum.
Yatırımcı ilgisi halka arz tabii bu dönemde oldukça fazla olduğunu gördük. Bundan sonra da halka arzlar devam eder diye düşünüyorum. Ancak halka arz edilen şirketler nispeten daha küçük ve orta boy şirketler olduğu için endeks geneline etki yapmayacağını düşünüyorum. Daha çok ben temel sanayi ve bankacılık sektörü hisselerinin Borsa İstanbul'u yukarı doğru sürükleyeceğini düşünüyorum. Özellikle bankacılık sektörü tarafından. Yurt dışına bakarsak tabii bu varsayımları konuşuyoruz. Tabii bizim varsayımımız ne? Nisan ayında, Mayıs ayında olduğu gibi dünyada küresel ölçekte bir karantina olmayacağı varsayım altında. Yani ülkeler bölgesel karantinalar yapıyorlar, özellikle Avrupa tarafında, ABD tarafı daha isteksiz gibi buna. Bölgesel karantinalar çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum. Ancak tabii yani Covid-19 salgındaki ikinci dalga gelir de ülkeler tekrardan Mart ayında, Nisan ayında olduğu gibi karantina, topluca karantina dönemlerine girerse, uçuşları durdurursa, turizm sektörünü, yeme içme sektörünü tamamıyla durdurursa, hizmet sektörünü tamamıyla durdurursa, o zaman tabii başka senaryolar tekrardan konuşulmaya başlanır. Bu senaryonun bu seneki Nisan-Mart ayındaki bir karantina olmayacağı varsayımında Borsa İstanbul tarafında ben pozitifim. Ama tabii Covid-19 salgının ikinci dalgası beklenenden daha yüksek şekilde gelir de ülkeler tekrardan karantinaya girerse bundan en çok darbe alacak sektör en başta hizmet sektörüdür. Ondan sonra da imalat sektörüdür diye düşünüyorum. Bu açıdan böyle bir durum olursa tabii ki o zaman farklı senaryolar üzerine konuşmamız gerekir. Evet, bir yandan da hani Merkez Bankası ne karar verir? İşte genel anlamda 200 bas puanlık bir faiz artırımı olacağı yönünde düşünceler var. Piyasa en azından bunu fiyatlıyor mu? Bir tarafında bu var. Onu sormak istiyorum. Bir yandan da hani bankacılık için konuşacak olursak %4'ü aştı dünkü yükseliş dedik. Yine devam eder mi oradaki yükseliş ve faiz artırımı beklentisiyle beraber bu hareketliliği nasıl yorumlamak, nasıl okumak lazım? Yani Merkez Bankası'nın toplantısı piyasada yaklaşık olarak anketler 1.75-175 puan kadar bir faiz arttırımını gösteriyor. Bizim beklentimiz 200 bas puan. Ama piyasadaki fiyatlamalara bakarsak, hem bankacılık tarafında bakarsak hem de Türk Lirası tarafında bakarsak bir faiz arttırımının yaklaşık 200 bas puan kadar bir faiz arttırımının fiyatlandığı kesin. Mesela Dolar TL'ye bakarsak 7.95-97 bandından yavaş yavaş 7.85 seviyesine geri çekiliyor ki bu daha devam edebilir. Perşembe günü de faiz arttırımı gelirse bu geri çekilmenin devamını bir miktar daha görebiliriz diye düşünüyorum. Bu beklentinin diğer bir yansıması da normalleşme adı altında bankacılık sektörü tarafında olduğunu görüyoruz. Yani bu süreç yani faizin enflasyon üzerine yükselip negatif reel faizden pozitif reel faize geçme durumu bankacılık sektöründe bir normalleşme adımı olarak alınacağını, algılanacağını ve bunun bankacılık sektöründe önümüzdeki dönemde pozitif olarak yansıyacağını düşünüyorum. Şunu da eklemek isterim. Eskiden Borsa İstanbul'un endeksinin yaklaşık yarısı bankalarda. Şimdi %25'in de aşağısında indi bankaların ağırlığı. Ben eski seviyelerini beklemiyorum. Yani artık sanayi sektörü bankacılıktan daha yüksek ağırlıklı bir sektör olmaya da bundan sonra devam edecek diye düşünüyorum. Ancak bu açılan makas nispeten de olsa kapanır diye düşünüyorum. Bu makasın kapanmasıyla beraber de bankacılık sektörü Borsa İstanbul 100 endeksini yukarı doğru seyrini sağlar, yukarı doğru sürükler diye ekleyebilirim. Evet, şimdi biraz tahvil tarafını konuşmak isteyeceğim. Hem içeriği hem de küresel tahvil piyasası, ama JP Morgan'ın az önce de güne yansıyan notlarda biraz detayını paylaşmıştık. Türkiye tahvillerine olan ilgi gelecek sene geri dönecek diyor. Bir izleyelim mi, üzerine konuşalım? İzliyoruz.